Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. 2024 LGS'ye son 45 gün. Çok değerli bir süre. Bu 45 gün içerisinde yapacaklarımızı birazdan sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerden çok değerli yorumlar gelmiş. Hocam deneme puanlarımız artar mı? Hala istediğimiz puanda değiliz demişsiniz. Öncelikle şunu söyleyelim ki, eğer netleriniz yükselmiyorsa, hala istediğiniz netlere ulaşamadıysanız çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Çünkü 45 gün çok değerli. Eğer beklediğiniz gibi değilse, yani esasında daha yüksek netler bekliyorken artsa bile Tam istediğiniz kadar artmadıysa yine çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Çünkü 45 gün çok çok değerli. Harika gidiyorsa hocam harika süper mükemmelim diyorsan e, o zaman yine çalışmaya devam etmelisiniz. Çünkü tutarlılık başarının anahtarı. Bu 45 gün çalışan kazanacak arkadaşlar. Bu 45 gün içerisinde deneme çözmeye devam eden geçmiş yıllardaki LGS'leri temizlemeye yani çözüp yanlışları üzerine gitmeye devam eden arkadaşlarımız çok güzel Anadolu liselerini, fen liselerini, sosyal bilimler liselerini kazanacaklar. Yeter ki sıkı sıkıya çalışmaya devam etsinler. Şimdi sizlerden sorular geliyor çok değerli demiştik. Abdurrahman Teoman Efe Dunlu Pınar demiş ki hocam deneme puanımı 50 günde 40 puan artırabilir miyim ve nasıl demiş birazdan taktiğini vereceğim. Yağmur demiş ki ben şu an 400 puan yapıyorum 1 4 430 yapabilir miyim hemen taktiğini veriyorum dikkatli dinleyin arkadaşlar. Öncelikle LGS öğrencisinin gireceği sınavın saati bakın gösteriyorum burada 9.30. Dolayısıyla hafta sonu ve hafta içi mutlaka kendinizi erken kalkmaya ve erken kalktıktan sonra bir oturuşta 50 tane sözel, 40 tane sayısal sorusu yani toplam 90 soru çözmeye alıştırmanız gerekiyor. Beyniniz 20 soru çözdükten sonra dikkati dağılıp kalkıyorsa mesela diyelim ki aldınız buradan bir deneme çözüyorsunuz veya test çözüyorsunuz. Diyelim ki bu, bu, deneme ama buradan test bankası, soru bankası olduğunu Burada 20 soru bir test çözün, Sonra baktın cam araçlarına, kontrol ettin, bir su içtin, geldin, telefona baktın. Bu yöntemle çalıştığınız zaman ister istemez gerçek denemeye girdiğinizde dikkatinizi almaya başlayacak. Bildiğiniz konularda bile hata yapmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla erken kalkmamız gerekiyor. Erken kalktıktan sonra da aralıklarımızı aynı bu sınavdaki gibi 50 soru dinlenme, 40 soru dinlenme şeklinde yapmamız gerekiyor. Ve burada 75 dakika masada oturmamız gerekiyor. Yani sandalyede tabii ki. Burada da 80 dakika sandalyede oturmamız gerekiyor. Bu şekilde vücudumuzu alıştırırsak emin olun yaptığımız yanlışların azaldığını göreceksiniz. Çünkü LGS'de size bir konuyla alakalı video izlettirmeyecekler. Bir konuyla alakalı test vermeyecekler. Birçok konuyla alakalı, işlediğiniz konularla alakalı bir deneme verecekler. Ve bu denemeyi dikkatli bir şekilde çözmenizi isteyecekler. Şimdi bunları nasıl yapacağız peki? Öncelikle nasıl erken kalkarız oradan başlayalım. Birincisi arkadaşlar Yatmadan önce kendinize güzel bir kahvaltı planlayın. Yani yarın sabah işte menemen yiyeceğim. Yarın sabah tost yiyeceğim. Yarın sabah ne yiyeceğinizi bilin yani. Mesela böyle tatile gittiğimiz zaman sabahleyin otellerde kahvaltı yapacağımız için böyle bir heyecan kaplar içimiz. Ya yani sabahleyin otelde güzel bir kahvaltı yapacağım dersin. Ve o yüzden bir plandan dolayı kendini kalkmış bulursun. İkincisi uyuduğunuz oda karanlık olması gerekiyor. Eğer odada ışık varsa, herhangi bir açık bir lamba varsa, herhangi bir böyle dışarıdaki sokak lambasının ışığı geliyorsa bu uyku kalitenizi zayıflatıyor ve az uyumuş gibi hissediyorsunuz. Yatmadan önce su veya süt içi... Şu anda boyunuzun tam uzadığı dönemlerdesiniz. Daha da uzayacak boyunuz. O yüzden süt içmenizi tavsiye ederim. Ertesi gün yapılacakları da mutlaka planlayın. Yani yarın Sözel 2023 çözeceğim. Sayısal 2023 çözeceğim. Doz denemelerinden 4 tane deneme çözeceğim. Ve aynı zamanda geri sayım denemelerinden de 2 tane deneme çözeceğim diye planınızı yapın. Ve bunları yazın. Sonra da bunları bitirdikçe ertesi gün... ...diye ettikler atın ve bitirin arkadaşlar. Telefonunuzu mutlaka kapatın. Hatta mümkünse odanızın dışına koyun. Çünkü... Telefonun sessiz aldığınızda hala onun verdiği radyasyon zarar vücudunuza zarar vermeye devam ediyor. O yüzden uçak modunu alın ya da odanızdan telefonu çıkarın. Alarm kurduysanız da mesela telefona ya da normal saate Alarmı da biraz uzağınıza koyun. Yani böyle hemen yanınız olduğu zaman kapatırsınız kalkamazsınız. Bir de arkadaşlar yatmadan önce sütünüzü suyunuzu içtikten sonra 15-20 dakikada kitap okuyun. Telefondan değil tabii ki. Telefondan okuduğumuz kitap sadece gözlerinize zarar verir. Belki okuma yeteneğinizi geliştirir. Kelime dağarcığınızı geliştirir. Ama normal kitap okumanız daha faydalı. Peki sonrasında ne yapacaksınız? Şimdi erken kalktık. Erken kalktıktan sonra arkadaşlar bu son 45 günde mutlaka mutlaka her gün deneme çözmeye çalışın. Okula gittiğiniz günlerde e, okulda çözemeyeceğiniz için okuldan geldikten sonra çözün. Ama mutlaka her gün bir deneme çözün. Peki hangi denemeleri çözelim? Öncelikle arkadaşlar LGS sayısal ve sözelde 2023'ü çözmeniz lazım. Sonra 2022, sonra 2021'i, sonra 2020'yi, sonra 2019'u, sonra 2018'i mutlaka bunları bitirin bir. Bunlar çok değerli sorular. Bazılarının ikinci dönem konuları yok. Sadece birinci dönem konuları var. O yüzden biraz netleriniz iyi gelebilir. Ama bu da size moral verecektir. O yüzden hiç endişelenmeyin. Burada yaptığınız yanlışlar çok çok değerli. Yaptığınız yanlışlarla alakalı mutlaka kendinize ödev verin. Yani öne görüyorum sözel bölümde sadaka sorusunu yanlış mı yaptın? Dinden 10 tane sadaka sorusu ödev vereceksin kendine. Yapmasaydın kardeşim bana ne? Veyahut da inkılap tarihinde Balkan Savaşları'nı hata mı yaptın? O zaman bir kahraman doğuyor oradan 20 soru ödev vereceksin kendine. Veyahut hatta işte Matematikte karakökülü sayılardan hata mı yaptın? 20 tane soru ödev vereceksin kendine. Dolayısıyla 10 hata yaptıysan o gün 200 soruluk ödevim var. 1 hata yaptıysan o gün 20 soruluk ödevim var gibi düşünebilirsiniz. Bu denemeler bittikten sonra da bizler sizlere yine kendimizin LGS'ye birebir uyumlu hazırladığımız LGS geri sayım denemelerini ve hızlanma denemelerini tavsiye edeceğiz arkadaşlar. Bu denemeler tamamen sizlere özel hazırlandı. Eğer hocam daha tam deneme çözemiyorum denemelerde yavaş yavaş hızlanmak istiyorum diyorsanız o zaman doz denemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar böyle adım adım ilerliyor. Yani ilk başta 9 soruluk deneme var sonra 18 sonra 36 sonra 72 sonra 90 soruluk denemelere geçiyor. Dozu yavaş yavaş artırıyor. Ama ben hocam hazırım artık diyorsanız geri sayım denemeleriyle başlayabilirsiniz. Tamamen güncel sorularla sizlere uygun süper sorular hazırladık. Burada tabii takıldığınız sorular olacak. Yanlış yaptığınız sorular olacak. Bunların kare koddan çözümünü mutlaka izleyin. Yani şu da doğru değil. 100 soru çözdüm. E, cevaplarını kontrol ettim. E, etmedim. Olmaz. Cevabı kontrol edilmiş bir soru. Cevabı kontrol edilmemiş 100 sorudan daha değerli. Çünkü yaptın ama ne yaptın? Doğru mu yaptın? Yanlış yaptın? Bilmiyorsun. O zaman bu faydalı olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada aynı zaman denemelerimizin başında sizler için hazırladığımız analiz sayfaları var. Bakın burada optik formlardan başka analiz sayfalarında da yaptığınız hatanın hangi konuyla alakalı olduğunu bulup buna göre kendinize ödevler verebilirsiniz. İnşallah bu 45 günde günde bir deneme çözseniz bak her gün bir deneme çözseniz ve bunlarla alakalı yanlışlarınıza bağlı olarak sorular çözseniz netleriniz inanılmaz artar. Günde iki deneme çözseniz netleriniz Az önce arkadaşlarımızın sorduğu gibi yani sevgili Abdurrahman'ın ya da Yağmur'un sorduğu gibi 30 puan değil çok daha fazlası da artar arkadaşlar. Yeter ki yaptığınız yanlışlarla alakalı kendinize ödev verin. Bu arada Tonguç LGS dershanesinde son 15 gün içerisinde Pomodoro çalışmalarımız devam etti. E, 6 tane 20 soruluk genel tekrar dersleri yapıldı. Bilgi yarışmaları devam ediyor. LGS dershanesindeki öğrencilerimizle beraber bizler de sıkı sıkıya hazırlanmaya devam ediyoruz. Sizler de arkadaşlar sıkı sıkıya çalışın ve mükemmel bir şekilde LGS 2024'ü yerle bir edin diyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışan kazanır elması kızarır hadi bakalım